Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ala Resulina Muhammedin salavat. 14. pencere. Bakayım ne çıkacak. Bismillahirrahmanirrahim. Kul men biyedihi melekutu külli şey ve immin şeyin illa indana hazainuhu مَا مِنْ دَابَتِنِ اللّٰهُ هُوَ اَخِذٌ بِنَاسِيَاتِيَا اِنَّ رَبِّ عَلَى كُلِّ شَيْنْ حَافِيَ olur. Sırlarınca her şey, her şeyinde ve her şeyin de tek bir Halik-i Zülcelal'e muhtaçtır. Her şey, her şeyiyle, bütün her şeye muhtaç olduğu gibi kainatın sahibine muhtaçtır. Mesela bir misal vereyim. Mesela göz. Gözü yapmak ilmi yetmiyor. Gözü yapabilmek için. Güneşi de bilmek lazım. Bak bir daha söylüyorum. Gözü yapabilmek için göz ilmi yetmiyor. Güneşi de bilmek lazım. Gıdaları da bilmek lazım. Bütün mevcudatı da bilmek lazım ki ona göre çalışıyor. Organları da bilmen lazım. Demek ki bir şeyi yapmak yetmiyor. Bir şey her şeyle alakadar. Mesela bana bir şey söyleyin ki başka şeyle alakası olmasın. Mesela bir arı çiçekle alakadar, havayla alakadar, atmosferle alakadar, güneşle alakadar, suyla alakadar. Yani bir şeyi yapmak için her şeyi yapmaya bağlı. Çünkü bir şey her şeysiz olmuyor. Susuz buz düşünün. Su yok, buz var. Öyle bir şey olur mu? Alt verisiz olmaz. Yani her şey, her şeyinde, her şeyinde ve bir de işlevinde. Mesela bir yemeğe güze bakıyorsun Ramazan'da, hemen miden kalkıyor. Miden çalışmaya başlıyor görerek. Veya birisi yiyor. Ses mesela, kulak. Mide çalışıyor. Ramazan'da aç olan bir insan düşünün, yanında duyuyorsun. Lan dur be, ne biçim yiyorsun falan diyorsun çocuğa, değil mi? Yani sesle mide çalışmaya başlıyor. Mevcudat bilinmesi lazım. Demek ki her şey, her şeyinde tek Halik-i Zülcelal'e muhtaçtır. İnsanın yaratılması için neler lazım? Anne karnında, karanlık yerde, kör maddelerden göz yapacaksın. Anne karnında, sessiz alemde, sessiz zerrelerden kulak yapacaksın. Normal bir teknoloji. Bak bu gözlüğü vermek için adam kaç sene okumuş? İlkokul okumuş değil mi doktor? Ortaokul, lise, üniversite, tıp okumuş. İhtisas yapmış bana bir gözlük vermesi için ha hepsi. Tamir etmek için. Gözü yaratmıyor, yapmıyor. Sırf numara vermek için bu kadar okumuş. Ya bunu yapmak için ne kadar ilim gerekiyor? Çok garip. Mesela bak bunun öksürmesi. Benim öksürmem. Öksürmek bir herkeste farklı. Gülmek herkeste farklı. Ter herkeste farklı. Sima zaten farklı. Parmak uçları farklı. Çok garip yani. Her şey acayip. Her şey size müstakil. Orijinalsınız. Sizin yediğiniz yok biliyor musunuz? Fotokopiniz de yok. Sanayi malzemesi de değilsiniz. Orijinal herkes. Evet, kainattaki mevcudata bakıyoruz ve görüyoruz ki çok ilginç bir yer bak. Diyor ki nereye bakarsanız bakın gözüken şu. Zaaf-ı mutlak içinde bir kuvvet-i mutlaka tezahür ediyor. Yani her şeyde zayıflık var. Yani bir şeyi mesela ben ne yapabilirim? Neyi yaratabilirim? Yani mevcudatın içinde en mükemmeli insandır. En mükemmeli insan. Ne yapabilir ki? Şimdi bir suda balık ben nasıl yapacağım? Denizde değil mi? Acı su, basit kumdan ibaret. Bir balık. Nasıl yapacaksın onu? Oraya bir kere yapmadan önce nereden hatırına gelecek? Suyu yapmak hatırına gelecek değil mi arkadaşlar, gençler? Güneşten kopmuş parça değil mi dünya? Dünya güneşten kopmuş parçadır. Güneş peki ateş küre değil mi? Ateş küre. Peki bu dünya onun parçası olduğuna göre onun bütün özelliğine sahip. Ateş olması lazım iken su nereden geldi? Ağaç nereden geldi? Hadi bu güneş parçasına dağları malları yaptın.
Su nasıl hatırına geldi? Nasıl yapacaksın? Ateşten su mu yapılır? Hadi suyu yaptın. İçini şenlendireyim. Böyle orayı ölü bırakmayayım. Balıkları koymuş. Yosunları koymuş. Diğer böcekleri koymuş. Ne kadar acayip bir şey ya. Yani her şey zaaf-ı mutlak içinde. Mesela su tamamen zayıf. Ne yapabilir ki? Şimdi ona ne verecek? Aklı yok. Şuuru yok. Eli ayağı yok. E balığı nasıl yapacak? Şuuru yok. İlmi yok. Teknolojisi yok. Eli ayağı yok. Çekici yok. Keseri yok. Nasıl yapacaksın? Basit kum, acı sudan ibaret gıdaları. Nasıl yapacaksın? Şimdi anne çalışırken, biz aşağıda oluyoruz. Nasıl bir şeye, nasıl bir teknoloji kullanılıyor? Yani zaaf içinde bir kuvvetli mutlaka tezahür ediyor. Yani baktığımız zaman yaratılan elma düşün veya nar düşün. Bak portakal satıyordu şu köşede adam, arabada satıyordu gelirken. Şu portakal bakın, bir gaz var değil mi? Böyle kabuğunu sıktığınız zaman gaz çıkar. Kibritle çakın hemen yanar. Pişt, pişt, yanar. O gaz -38 santigrat dereceye kadar, soğuğa kadar dayanabiliyor. Kayseri plakası kadar. Yani içindeki portakal dilimlerin içinde su yok mu? Buzda ne olur o? Donar. Ama portakal da kış maddesidir. Kışın meyvesidir. İçerisindeki mandalina ve portakal dilimlerinin suyu donmaması için Allah antifriz de sarmış. O kabuğundaki o gaz içerisindeki portakalın diliminin suyunun donmaması için mani olmuş. Bizim mesleğimdi biraz benim, uçakta şey yapmıştım havayollarında çalışırken, hoca bize anlatırdı. Arabaların suyu donmasın diye imal edilen antifriz portakalın dışındaki gaza bakılarak yapılmış. Peki portakalı yapan nereye bakmış? Uçakla uçağımızı kuşa benzettik. Peki ilk defa kuşu yapan nereye bakmış? Radar sistemini kartalın gözüne bakarak yaptık insanoğlu. Peki kartalı yapan daha önce nereye baktı? Model yok. Haşa, düşünmek için söylüyorum. Allah'ın nereden hatırına gelmiş böyle bir sistem ya? Çok acayip ya. Kışın mesela yazın meyvesinde kirazda diyelim, tamam mı? Dutta, erikte, dışında böyle soğuğa dayanacak bir gaz sarılmamış. Niye? Çünkü kış meyvesi değil. Kış meyvesi olduğu için bu ne olacak? Kışın çok lazım bize C vitamini. Ama donar için, donmasın diye antifriz de sarmış. Şimdi bunu ağaç nasıl yapacak ya? Şimdi portakal ağacı antifriz fabrikası mı? Sen suyun donmaması için petrol ofisinden, sanayiden alıyorsun ya. Ve insanoğlu oraya bakarak taklit ediyor. Yani ağaca bakıyoruz, böyle bir teknoloji yok. Ağaca bakıyoruz, ulan geleceği düşünecek, kış gelecek, tepeme kar yağacak. Yavrularım olan meyveler donacak. Ne yapayım? Yaptım. Hemen bir antifrizde sarmalıyım. Nasıl hatırına gelecek? İşte diyor ki zaaf-ı mutlak içinde bir kuvvet-i mutlakanı tezahür ediyor. Yani ağaçta böyle bir şeyi beklemek mümkün değil. Aptal olmak lazım. Ağaç bizi bilecek. Ağzımıza uygun dilim yapacak. Ne elma gibi ısırsak olmaz mı? Yekpare olsa. Yani elmayı ısırıyorsunuz, mandalinayı dilimliyorsunuz. Peki niçin sizce o dilim olmuştur? Elma gibi olsa ne olur? Elma gibi olsa ısırdığın zaman patlar, balon patlar gibi her tarafın berbat olur. Dilim ağzını gösteriyor. Dilimi ağzına göre. Yenişi dişine göre. Ön taraf kesiyor, arka taraf değirmen gibi öğütüyor. Tadı diline göre, gıdası vücuduna göre, kimyası midene göre, bütün yapısı hücrelerine göre. Peki bunu ağaç nereden bilecek? Zaaf-ı mutlak içinde. Yani bunu düşünmesi imkanı ihtimali yokken, ama ortada bir fiil var, bir sanat var. Ha elma veya portakal dalda takılırken biz bakıyoruz ki bunda böyle acayip bir özellik var.
İlim ile olur, tasarım ile olur. Matematik gerekiyor, kimyacılık gerekiyor. Bir yemek yapmak için ne kadar maharet gerekiyor? Tuzunu, karabiberini, kimyonunu pişireceksin. E şimdi böyle bir portakal yerken tuz katan yok. Değil mi? Efendim, kavunu yerken, muzu yerken. Bunu yaparken bir kimyacılık gerekmiyor mu? Bir aşçılık gerekmiyor mu? Ama takıldığı yer ağaç. Zayıf. Aptal. Odun ya, odun. Odun, odun. Odundan bu olur mu? He diyen odun olması lazım. Odunda ne olur yani? Odun ne anlar? Alacak topraktan gübreyi, pisliği, gübreyi. O gübreyi alacak, sana portakal olarak verecek. Biz pislik mi yiyoruz? Ağaç gübre almıyor mu? Biz portakal olarak gübre mi yiyoruz? Tövbe estağfurullah. Onu ne yapıyor? Değiştiriyor, değiştiriyor. İçerisi mükemmel bir kimya atölyesi. Sanayi, sanayi. Ne sanayisi ya? Buraya ne diyorlardı? Esenler miydi? Esenler sanayisine de benzemiyor. Nasıl bir teknoloji kullanılıyor? Yani kısacası toparlıyorum. Yani kaynak, mesela takılan yerler, ağaç, zayıf. Ortaya çıkan eser hiç onunla alakası yok. Bir de kafası çalışsa odunun, niye versin ki meyveyi? Portakalın ağacına bir faydası var mı? Yok, niye takmış? Niye ağırlık yapıyor? Enayi. Senin için kardeşin çalışmıyor da. Kardeş kardeş vuruyor. Bu ağaç sana niye çalışsın ki? Enayi mi? Kendisinin karı yok. Bir sürü de ağırlık da var. Acayip bir şey ya. Ve atsı mutlak içindeki bir kudret-i mutlakan hasar görünüyor. Şimdi bu zayıftı. Hiç tamir, hiçbir şey yok. Bir de burada atsı mutlak içinde var. At. Atsı mutlak. Evet. Atsı mutlak içinde bir kudret gözüküyor. Yani şu. Atsı mutlak ya. Aciz mutlak. Bütün güneş emrini almış. Acizliğinden dolayı. Dünya, şu güneş kabul edin. Dünya burada döndürülüyor. Şimdi bu dünya dönmese meyve olmaz. Şu dünyayı saatte 108 bin kilometre hızla döndüreceksin. 108 bin kilometre ne demek biliyor musunuz gençler? Yolcu uçağı 850 kilometre ile gidiyor. 1000 değil. 850, 1050. Ben en fazla bindim uçakta 1050 gideni biliyorum. Ondan daha hızlı değil mi? Savaş uçakları 1500-1700 ile gidiyor. Mercedes otobanda 200 yapıyor. 500 yapsın. Dünyamızın güneş etrafındaki hızı saatte 108 bin kilometre hız. 1000 değil, 2000 değil, 50 bin değil, 100 bin değil, 108 bin kilometre hızla gidiyor. Öyle gitmiyor bir de. Bir de kendi ekseni etrafında 1666 kilometre ile hızla kendi ekseni etrafında dönerken böyle de gidiyor. Aynı zamanda 23 derece 27 dakika eğik mevsimler vesaire gelsin. Kaç tane iş bir anda? Ben elimle yapamıyorum. Hem böyle döndüreceğim, hem böyle böyle böyle, hem de eğik olacak böyle. Ve akılsız. Aciz olduğu için onda bir mükemmel bir kudret gözüküyor. Şimdi bir tanesi de söylüyor, ya dünya çok akıllı ya. Ne yaptığını biliyor. Onun için bu işler oluyor. Ulan akılla olsa değil ki, bu akıl işi de değil. Bu güç işidir. Çok akıllı olursun ama gücün yok, bir şey yapamazsın. Projeyi çizdin, yapacak gücün yok, ekonomin yok. Yok gücün, ne yapacaksın? Şimdi baktığımız zaman şeylerde, eşyada, üzerinde mükemmel bir sanat var, teknoloji var. Mesela göz. Yediğimiz gıdayla ne alakası var şimdi gözün? Yediğimiz şeyler ki ölü değil mi? Ölü maddeleri yiyoruz, diri diri dolaşıyoruz, sonradan diyoruz ki ölüler dirilir. Ya sen zaten dirisin. Ölüler dirilir mi? O sen nesin yani? Ölü maddelerden dirilmiş değil misin? Ölü maddeleri diri diri dolaşıyor. Ağzında yemek varken ölüler dirilir mi diyor. Ulan biraz sonra dirilecek işte ölü yediğin şeyler. İnsanoğlu ne garip ya. Sonra mesela nebatatın tohumlarında ve köklerindeki ükte-i hayatiyelerin intibaları zamanında gösterdikleri harika vaziyetleri gibi. Nedir o?
Mesela işte çekirdekler, köklere, kökler nereden bilecek üzerindeki ağacın sistemini, kaç miligram kalsiyum, kaç miligram demir, kaç miligram kükürt. Ondan sonra onu hamur yapacaklar, güneşe tutacaklar, portakal olacak. Bir de ek yok ha, montalama yok, civata yok. Mesela yaprak ağaca monta yapılmamış, civatalanmamış. Nasıl yapılmış görüyor musun? Mesela arabanın bütün parçaları birbirine montalı ve kaynaklı. Ağaçta bir tane kaynak göremezsin, bir tane de monta, civatada göremezsin. Organda da öyle. Senin kolun montalı mı? Yok değil mi? Allah Allah. Monta yok. Niçin biliyor musunuz? Allah'ın sanatına dışarıdan ekleme yok. Parça takma yok. Mesela bir çekirdek. Hepsi budur. İçeriden patlaya 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 ağaç, dal, budak, yavru hep patlıyor içeriden. İnsanın sanatı ise dışarıdan. Yapıştır, kaynak yap, monta yap. Kaynak yapacaksın, yapıştıracaksın, takacaksın, çıkartacaksın, ekleyeceksin, takacaksın. Allah'ın sanatında dışarıdan hiçbir şey yok. Patlayıp mısır patlar gibi. Tohum patladı, dal budak verdi. Güvüdü, patladı, patladı, patladı. Hiç dışarıdan monta var, civata var, kaynak var mı? Yok. Ve yapılan da şu, el ayak gözükmüyor. Biz yaşarken oluyor. Güneş, hava, dünyanın dönmesi. Dünya dönüyor biliyor musunuz? Şu anda. Yok desem bile dönüyor. Şu anda dönüyor. 108 bin kilometre hızda ve 1666 kilometre kendi ekseni etrafında. Fakat hepimiz rahatız. Uçakta olsak, oho, türbülans son defa girmiştik. Ben gelmiş geleli şimdi. Gar gar gar. Çünkü ben çok, ömrüm çok geçiyor uçaklara. Yani mutlaka. Bir an bir anı tutmuyor ya. Ne güzel Kur'an okuyordum. Öyle bir acayip yaptı ki Kur'an az kalış yapacaktı. Yani dünya ne yapıyor? 850 kilometre gidiyor. Ya bir de 108 bin kilometre hızla gitse ne yapacak yani? Zaten madde dayanmaz. Madde enerjiye dönüşür ya. 108, sürtünmeden dolayı enerji ısınır o. Enerjiye dönüşür o. Madde denen bir şey kalmaz. Allah hakikaten usta ya. Kaş ve göz ortasında bunları yapıyor. Elhamdülillah. O böyle bir güç ya. Böyle bir güce kafa tutulur mu ya? Tövbe estağfurullah. İnsan gurur duyar ya Allah'tan ya. Böyle bir Allah'a mensup olmak. Benim Allah'ım demek. İnsan gurur duyar ya. Babası uyduruk uyduruk falan bir adam, bir şey delikanlı olsa. Sen kimin oğlusun? Falancanın yeğenim diyor. Ulan kendim ben sana kimin yeğenisin demedim. Kimin oğlusun dedim. Babasına kendisini kıyas etmiyor. Çünkü uyduruk bir adam ya. Ben başka bir yerde dedim ki, delikanlı dedim, fırın şoförü bu, ekmek dağıtıyor bakkalda sabah, ben de denk geldim bakkala gidecektim. Neyse tanıştık böyle çayla. Kimin oğlusun dedim, ben falancanın yeğeniyim dedi. Dedim ya ben sana dedim kimin yeğenisin demedim ki, o dayım dedi meşhur olduğu için dayımı söyledim. Peki, sen kimsin dedim, ben falancanın yeğeniyim dedi. Peki sen kimsin dedi. Ben de dedim şu gördüğüm var ya şu memleket. Hepsi yukarısı da dedim. Ev mi? Yok yok dedim her taraf gökler falan bu evler. He, bunların sahibi olan kuluyum. Tabii ben de onun kuluyum dedi ya. Dedim ki niye dayına kendini kıyas ettin? O meşhur olduğu için. Benim ustam da herkesten meşhur. İnsan mensup olduğu efendisinin şerefiyle şerefiyap olur. Çocuklar bile babasının malına babamım demez. Bizim der sokakta, bizim. Çünkü niye? Fenafil baba olmuş ya, babaya o kadar yapışık ki. Babanın demek benim demek. Allah'a da imanımız arttıkça Allah'ın malı senin oluyor. Benim. Her taraf benim. Cennet de benim. Allah'a ne kadar yakın hissederse kendimizi, Allah'ın malı senin gibi oluyor. Ve doğru da budur. Bu sefer bu duygu, bu düşünce mal düşkünlüğünü ortadan kaldırıyor. Bununla mal düşkünlüğü tatmin oluyoruz. Mala düşkünlük kalkıyor. Allah'ın malı senin olunca, Allah senin mi kardeşim? He. O zaman Allah'ın nesi varsa da senin oluyor. Malına sahip çıkacaksın ya Allah'ım. Allah deme. Allah'ım. Benim. Mal benim. Kalem düştü diyoruz.
Kalem kimin? Gayet sakin. Benim olsun. Bir dakika, basmayı ver. Kalemimi ver. Kalemimi. Kalemim. Kalem kimin? Kalemim. Sahiplenince duygular daha değişik oluyor. Allah'ım. Benim Allah'ım. Allah'ın, Allah benimse mülkü hep benim. Bir tanesi dedi ki hocam benim de Allah'ım dedi. O zaman dedim niye sahip çıkmıyorsun malına? Sahip çık malına. Allah Allah ya. Ne güzel bir Allah ya. Abi öyle bir iş yapmışız ki uzaklaştırmışlar bizi Allah'tan. Allah'tan korkun. Sen Cumhuriyet Savcısı gibi. Allah kesen, koyan, cehenneme kafa kesen bilmem ne yapar falan. Böyle zındık komite işte bunları şey yapmış, korkutmuş, ürkütmüş. Maalesef bizim cahil bazılar da Allah hep korkutma makamında. Allah deyince sokağa çıkın yüzde kaçı Allah'tan ümit duyar. Hep korkar. Allah mı tövbe hemen cehennem hatırına geliyor. Ulan niye cehennem hatırına geliyorsun? Allah deyince niye cennet hatırına gelmiyor ya? Yani ceza kesen Cumhuriyet Savcısı mı? Tövbe estağfurullah ya. Acayip bir şey ya. Oysa yaratan, merhamet eden, şefkat eden, rahmeti gadabını aşan, lütfeden, benim gibi kızdığı zaman çakmayan, affeden, bekleyen. Allah çok acayip bir şey, harika bir şey ya. Kadın mükemmel bir şey olur mu ya? Hemen böyle ceza hatırlıyoruz yani kesecek kabul. Ne dur lan. İyi ki senin elinde kalmadık vallahi ya. O kadar mükemmel bir Allah olur mu ya? O kadar harika bir Allah işte ya. Niye? İsyan ediyor, küfrediyorlar, reddediyorlar, kabul etmiyorlar. Gün Allah rızkını veriyor ya. Ben olsam vallahi Amerika kafasına serdim ya. Ben İngilizlerin kafasına toprak yağdırdım, taş yağdırdım vallahi. Yağmur mu yağdırdım? İngiliz en büyük İslam'ın düşmanı. Yahudiler bir şey değil o. Ama Allah böyle bir Allah ya. Kendi şeriatına, dinine, kendisine düşman olana, Kur'an'ın düşmanı olanlara gene rızkını veriyor ya. Ya bana öyle bir cesaret veriyor ki böyle bir Allah ya. Ne kadar ihmal etmiyor, mühlet veriyor. Döner diye. Allah hep bekliyor, döner diye. Allah hep böyle bekliyor, döner. Vazgeçer, tövbe eder. Haydi, haydi, haydi. Hemen pat diye fırsat bekleyip kafasına yapıştırma. Suç yaptın, sana ceza. Yapmıyor öyle. Fırsat veriyor, imkan veriyor. Bak beni buraya getirdi, sizi buraya açtırdı gençler. Bunlar ne kadar gayret etti, bilmem ne yaptılar. Ötekisi fedakarlık yaptı, ötekisi kilimi getirdi, ölümünü ne yaptı. Buraya koydular, bak bu dersler oluyor. Böyle bir Allah bak mühlet verdi, ona duygu verdi, ona zannetti ki ben yapıyorum, ona o fedakarlığı, ona o gayreti, bana da şey, hepimize bir şey getirdi yani. Bir lamba düşünün, birisi fitil getirdi, kimisi şişe getirdi, kimisi kibrit getirdi, kimisi gaz getirdi. Ortaya koy lambayı kardeşim, hepiniz istifade edin. Kibrit sende olsa olmaz, gaz bir sende olsa gene olmaz. Lamba sende olsa gene olmaz. Hepimiz tek tek elimizde olanla hiçbir işimize yaramaz. Ama elimizde olanları ortaya koyacağız. Ortaya koyunca lamba ortaya çıkıyor. Hepimiz istifade ederiz. Kitap okuruz canım o lambada. Yemeyiz de pişiririz. Tabii ya. Allah hep mühlet veriyor. Fırsat beklemiyor Allah. Tabii. Ondan sonra hem fakr-ı mutlak ve kuruluk içinde bir gıne-i mutlakın tezahüratı var. Mesela kuru topraktan. Bak size bir şey göstereceğim. Kağıt değil mi? Bakıyor musunuz? Bunun arasında madde itibariyle bir fark var mı? Gözünüz önünde yırttım. Fark yok. Aynıdır. Aynen. Bu güneş kabul edin. Buradan kopan dünya parçası. Güneşin bütün özellikleri bunda var. Ama büyük küçük başka. Yani başka. Şimdi güneş 40 milyon santigrat derecede merkezinde ateş var. Arkadaş yani bu kupkuru bu ateş kürenin içerisinde aynı. Dağlar, tepeler, kuşlar, kanarya, balıklar, denizler, hava. Ondan sonra öyle bir yere koydu ki tam burada. Bir metre yakın olsa güneş onu çekecek merkez çekimi. Bir metre uzakta olsa dünya donar ve merkez kaç kuvvetiyle dışarıya fırlar. Pşşt gider. Böyle diyor. Ben bunu bir metre biliyordum. Hayır hocam dedi. Bunun fizikçi, astrofizikçi bir doçent vardı abi. Bu profesör oldu şimdi Boğaziçi'nde. Dedi ki hayır hocam dedi. Bir metre değil dedi. Onu konuşurken söylüyorsunuz. O kadar hassas bir denge var ki hocam dedi. Sana şöyle diyeyim. Şunu boş ver. Bunun dengesini. Şu dünyanın
şurada durabilmesi için merkezindeki mağmadaki durum ve bu dünyanın diğer gezegenlere itme ve çekimi, üzerindeki yapı ve sistemin ve dönüş çizgisinin ve aldığı mesafelerde bunun burada durması için tahmin edemeyeceğimiz, hesap edemeyeceğimiz kadar ama tahmin, o bizim kabataslak yapıyoruz diyor. O kadar hassas bir hesap var ki insan tahmin ediyor bu kabataslak. Bu hesap edilemez dedi. Yani şu dünya buradan dönerken bu kadar yıldızlar var. Bizim bildiğimiz yıldızlar var, bilmediğimiz, görmediğimiz yıldızlar var. Eskiden 9 tane gezegen biliniyordu. Ustad 12 tane diyor. Onu bulundu. 11. gaz kütle olarak tahmin ediliyor. 12'de bulunacak. Bak şimdi bu dünya onların çekim alanında veya çekiyor. Yani bu kadar çekimler arasında şu dengeyi tam burada durması. Ne acayip bir şey ya. Getiriyorsun buraya. Toprağı nereden getirdin? Hadi getirdin. Nereden hatırına gelecek yani kuş yapayım ben? Evinde kanarya kuşu vesaire, o mabet kuşları olan var mı evinde besleyen? Yok değil mi? Ben görmüşsünüzdür o sapsarı değil mi böyle mabet kuşu? Sarı der, yeşildi böyle. Ya arkadaş, o kadar aptal bir hayvan ki hakikaten tam bir hayvan. Ayna koyuyorsun gagalıyor. Kendisini başkası zannedecek kadar hayvan. Ama üzerindeki sanat ve boya onunla alakası olur mu? Kendisini tanımadığı kadar, tanıyamadığı kadar hayvan, kendisini aynaya koyuyorsun gagalıyor. Kendisini farklı zannettiği kadar bir hayvan, üzerindeki boyayı kendisi atabilir mi? Boyayı atabilir mi? Atamaz. Kim atıyor o zaman? Şimdi o gençler, zihniniz bana verin, gelin gelsin. Otokaporta boyasını gördünüz mü? Araba boyayan. Görmeyen var mı? Yok. Veya ev boyayan, badanayı boyayan şey düşünün. Şimdi size söylüyorum. Buraya gelin, zihnimi toparlayın. Otokaporta atölyesinde tabanca veya duvarı, evi boyayan tabancayla şş, şş, şş yapıyor. Boyacının ama olduğunu hiç gördünüz mü? Doğuştan ama sopayla geliyor dükkana. Aldı arabanı boyayacak. Arabaya kış, 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 kış. Ama doğuştan ama. Hiç böyle bir şey. Sopayla gelecek dükkana. Görmeyecek yolu. Arabayı bakacak, arabayı boya atacak. Bu çiçeklere boya atan, yapraklara çiçek. Senin buraya bak, bu boyaya bak. Boyaya bak. Boyaya bak senin. Kör nasıl olacak? Kimdir bilmiyorum ama bana boyayı atan kör olmaması lazım. Doğuştan kör, gidip boya, iş arıyor, bir tane adam gelse siz de otokaporta dükkanındasınız, işçi arıyorsunuz. Adam geldi bir ama sopayla. Buyurun beyefendi, zannettiniz ki dilenci. Yok yok, ben çalışmak istiyorum. Ne yapacaksın burada? Araba boyayacağım, ben boya ustasıyım. Neyle? Amayla. Kim alır onu? Ya zaten böyle bir iddiada bulunmaz. O zaman çiçekleri boyayan, senin duygularına göre boya atıyor. Mesela moralin bozuluyor. Yani korkuyorsun, kağıt gibi oluyor. Bir boya. Heyecanlanıyorsun, kızmanızı bir boya. Neşeli oluyorsun, ayrı bir boya. Namaz kılıyorsunuz, boya değişiyor. Namaz kılmıyorsunuz, boya değişiyor. Sabah namazı kılanla diğer 4 vakit kılanlar arasında kendi sinemizde, simanızda görürsünüz. Nuraniyet farklıdır. Yani sabaha ayrı, 4 vakit ayrı. Yani 4 vakti kılsan, sabaha kılmasan sabahki gibi nurani olamazsın. Acayip bir şey yani. Bu da boya. Ne alakası var yani? Mesela namaz kıl, faiz yiyenin, zina yapanın, namaz kılmayanın, din düşmanların. Görmüyor musunuz, bakmıyor musunuz suratlara, mahkeme duvarları gibi yani. Ayakkabı köselesi gibi suratlar olmuş. Demiyorsun, ulan şuna bak ya, Müslüman siması bile yok ya. Ulan hepten her taraf gavur ya falan. Diyoruz ya sima. Yani Anadolu'nun insanların böyle mübarek var karşımda var zaten yani, mübarek insanlar var. Sima bu. Böyle sima değil mi bu? Bir de bakın namazsız niyazsız bu sakal abimizin. Kaç yaşındasın hacım? 64 yaş. Tabi ya, şu simalara bakın yani. Şimdi bir de İslam düşmanlarına bakın. Nereden geliyor? Bu da bir boya. Yani itikat boyaya dönüşmüş.
siz suratta gözüküyor. Acayip bir şey ya. Fakr-ı mutlak ve kuruluk içinde bir gınay-ı mutlakın tezahüratı var. Yani bir bakıyorsun ki kuru bir zemin, kayalıklar, yani dünya üzerinde harika hayat tezahür ediyor. Hayat. Bitki, yani bir bitki. Bitkinin üzerine bakın. Toprağın üzerinde, ilk önce ateş küreğiydi dünya. Sonra oradan hemen toprağa dönüştürdü Allah. Topraktan bakıyorsun, ağaca böyle çıkıyor. Kimin hatırına gelir? Hani Allah dese ki dünyayı böyle gösterdi, soğuttu, güneşten kopmuş. Buna ne yapayım ey kulum? Ya Rabbi ne demek ya, vadiler yap, dereler yap. Falan sığırlar olsun, koyunlar olsun, otlar olsun. Ama ağaç da çıksın böyle, kayseriler, şeftaliler falan. Kimin hatırına gelir böyle bir sistem? Böyle bir teknoloji. Ağır sanayi kullanılıyor ya. Bu elma yapmak için ağır sanayimiz yetmiyor. Burada kullanılan sanayiye bak. Vücudunuza bakın ya, nefes alıyorsunuz. Hanginiz cihazda alıyorsunuz? Yoğun bakımda mısınız şimdi? Tüple mi nefes alıyorsunuz? Nasıl bir sistem kullanmış? Nasıl bir ağır sanayi kullanıyor? Ya bu gözlüğü yapmak için teknolojiye bak, göze bak. Tak tak, göz kapakları. Elim giderken temizliyor ya. Allah Allah. Kıştaki toprağın ve ağaçların vaziyeti fakiraneleri ve baharda şaşalı servet ve gınaları gibi. Kışın ölmüş ya. Ölmüş dünya yüzü. Kışın her taraf kupkuru. Baharda yemyeşil. Dirilmiyor. Geçen seneki yaprak mıdır takılan? Hayır. Geçen seneki yaprak düştü. Ya çürüdü veya rüzgar uçurmadı bunu. Koptu uçtu. Şu anda olan o değil. Bu başka. Demek ki kışın ölmüş olan dünya yüzünü baharda yeniden diriltiyor. An sana ölüler diriliyor işte. Dirilmeyen mi var? Ölüler diriliyor. Sendin zaten. Annenin yemiş olduğu domates, kabak, kuru fasulye, ekmek. Onlarla bir bakıyorsun ki insan yapmış. Hasan olmuş. Annenin yemiş olduğu yemeklerin bir kısmını tencereye boşaltsak. 9 ayda ana ne yedi? Bir tabak kuru fasulye. Bir tabak kuru fasulye de tencereye at. Anne ne yedi? Bir tabak yoğurt. Bir tabak da yoğurt o tencerenin içine at yine aynı. Hepsini 9 ayda anne ne yemişse aynı mislisini tencereye at. Aynı yere. Karıştır. Hasan olur mu tencerede? Kokar. Ama bir bakıyorsun hisseden, kabul edip reddeden, seven, sevilen, moralı bozuk, düzgün olan. Acayip bir şey ya. O kadar harika ki. Bir moralı bozuk oluyor, bir sivilcesi çıkıyor, dünyası gidiyor ya. Bugün bir tanesi aradı. Dedi ki abi dedi estetik bilmem ne ameliyatı. Ya kardeşim dokunma fıtratına, sonra başka fiyaskolar çıkar, sonra fiyakan bozulur. Ondan sonra ya bir sivilcen çıkıyor, tamam bir fizi. Güzelliğin gitti işte. Bir ense kaşınıyor. Abi bilmem ne hastalığın belirli. Ya kardeşim Allah'tan kopuk yaşamaya değmez. Teslim ol, karışma Allah'ın işine. En iyisini o yapmış. Dokunma yaratılışına. Hem cumu mutlak içinde bir hayat-ı mutlakanın tereşuatı görünüyor. Bu da çok hoşuma gidiyor. Ölüler, gübre, toprak, su, güneş, hava, hepsi ölü. Bak biraz şey yapıyorum. Yukarıdan aşağı inelim. Güneş, in aşağıya hava, in aşağıya toprak, su. Bir daha. Güneş, hava, toprak, su. Tabiat denilen bu. Bunlar dördü de ölü. Dördü de akılsız, dördü de şuursuz, dördü de kör, dördü de sağır, dördünün de merhameti yok. Dördü de kendini bilmez. Beni nereden bilecek? Ama bu dört tane malzemeyle sen ben yapılıyoruz. Ceset yani. Ruhtan daha konuşmuyoruz. Yani kuruluk içerisinde toprak ölü ve kuru hayat tezahür ediyor. Hayat çıkıyor, hayat. Yani kuruluk içinde hayat, körlük içinde göz, ölünün üzerinde dirilik, sağır şeylerden kulak, şuursuz maddelerden şuurlu.
yapılıyor. Gözümüzün önünde. Ne garip ya. Nasıl bir teknoloji kullanıyor Allah. Bu konuşmalar hep bize malzeme. Yarın haşir meydanında, kabirde karşımıza çıkacak. Ve elhamdülillah lehimize delil olacak. Bunlar hep canlı oluyor. Bu dersler canlı ve ruhludur, ruhanidir. Ruhunuza malzeme oluyor. Ruhunuza gıda oluyor. Ruhunuza gıda olan ruhsuz olamaz. Aklınıza malzeme olan akılsız olamaz. Ağzından çıkanı görmüyorsunuz. Duyuyorsunuz. Kulakla görüyorsunuz yani. Ağzımdan çıkıyor bu kelime ama ben buradan okuyorum. Bunun sesi yok. Sese dönüştürüyorum. Sese dönüştürürken duygularımı da yüklüyorum. Sizin kulağınıza geliyor. Aklınızı inşa ediyor, inşaat yapıyor tuğlalar. Kalbinizi de ihya edip canlandırıyor. Ve ondan sonra canlanıyorsun ve ruhlanıyorsun. O kadar acayip garip ya her şey ya. Daha konuşmanın içerisini bile çözememişiz. Anasir-i camidenin ziyaret maddelerinin inkılabı gibi. Hem bir cehli mutlak içinde muhit bir şuurun tezahüratı görünüyor. Bu da çok acayip. Yani cahil. Fakat bir bakıyoruz ki şuurluymuş gibi iş yapıyor. Mesela dünya cahil. Ağaç cahil. Sığır cahil. Ama bir baktığımız zaman şuurluymuş gibi hareket ediyor. Şuurlu. Gençler buraya toparlanın. Birisi girip çıkarken şey yapmayın. Şuur. Yani şuursuzlardan şuur ortaya çıkmış. Mesela bir tane şuursuz ne olabilir Yasin? Şuursuz abi. Ne olur şuursuz? Tut bir tanesini, ne tutarsan tut. Toprak. Onu. Toprak şuursuz. Su şuursuz. Balık nasıl yapacak? Şuursuz sebep. Şuurlu çalışamaz ki. Şuursuz sebep. Kendisini bilmiyor ki harici bilsin. Kendini bilmeye mesela bak. Uyuyor. Kendi vücudundan haberi var mı? Ne oluyor etrafında? Çevreyi de bilemez. Kendini kaybeden çevreyi nasıl bilecek? Yani kendinden haberi yok. Varlığından haberi yok. Yaşadığını farkında değil. Peki yaşadığını farkında olmayan şu mevcudat, ağaç. Mesela köpek olduğunu bilse kafayı yemez mi? Ulan ben köpeğim ha. Veya sığır dese ulan ben sığırım. İnek olduğunu bilse süt verir mi? Vermez ya. Sinek veya sığır. Ulan ben sığırım ya. Vay be. Ulan nasıl yaşanır mı lan? Baksın bu dünyada. İndirin beni bu dünyadan der. Kesildiğini bilse lan kahrından zaten eriyip gider. Kesileceğim ben bir kurbanda dese ne yapar? Ben size söylüyorum ya. 2 sene sonra falan tarihte öleceksiniz desem. Lan belki daha önce öleceksin ama bir belirleme yapsak. Belirleme falan tarihte. Yaşayamazsın ya. Uykuların kaçar. Ufak bir acaba sancı şey yaptı. Doktor tahlil aldı. Perşembe günü belli olacak dedi adam. Tamam. Bir tanesi dün arıyor da. 2 gün sonra tahlil. Abi diyor yaşayamıyorum dedi. Ne olur kalbine bir sorar mısın? Bir şey var mı bende? Niye dedi Mustafa. Ya dedim. Abi diyor kafam ağrıyor. Doktorlar şüphelendi dedi. MR çektiler dedi. Bilmem tahlil. Bunu pazartesi, perşembe gün belli olacakmış. Yani kanser falan filan. Ya abi pazartesinden perşembeye kadar, pazartesi akşam. Abi yaşanmaz dedi ya. Ulan o da ihtimal yani çıkar olabilir. Bir şey yok yani. Sırf bir ihtimalle uykuları kaçtı. Tam 3 gün içinde 2,5-3 kilo vermiş. Hiçbir şey yok. Bir baş ağrısına gitmiş. Belki de nezledir yani. Bir şey de açılmıyor. Peki bir de öleceğiniz günü bilseniz 10 sene sonra öleceksin falan tarz. Lan gene yaşanmaz. Belki de 10 gün sonra öleceksin. Bilmediğin için rahmettir. Bilmemek ne kadar büyük nimet. Bildiğin anda bir de düşünün, ikide bir tansiyona bakan, nabzına bakan, şekerine bakan adam düşünün. Hayatını azapla çevirmiş. Lan günde bir defa, iki de veya 2 günde bir bak ya. O kadar ne şey yapıyorsun ya. Hepten tamam takılmış sanki cihaz gibi.
hayatımızı zehir ediyoruz. Acil demiyor ya. Ya insan böyledir. Bir en ufak bir ihtimali bile sanki bir gerçekmiş gibi değerlendiriyor. Peki bir de geleceğini imansızlıkla kabirin dehşetli olduğunu bilirse Allah kimsenin başına vermesin. Yani bir acaba kanserim mi diye. Lan kanserden niye korkuyorsun? Ölümden korktuğun için. Ne kadar korksan bile öleceksin en son. Bir de Allah göstermesin imansız bir insan. Onu neler bekliyor değil mi? Bu elimle gençler o kadar insan yıkamışım ki, o kadar mezar indirmiş ki ama beni de indirecekler. Ama sizin gibi benim de ümidim var. Korkmuyorum. Ben günahlarımdan korkuyorum. Ölümden korkmuyorum. Niye? Ölümü ben bedenden sıyrılmak olarak kabul ediyorum. Boyut değiştirme kabul ediyorum. Ha, günahlarımdan korkuyorum. Dikkat ediyorum günahlara. Adam perizine dikkat ediyor, günahına dikkat etmiyor mesela. Tansiyon hastası tuzuna dikkat ediyor. Şeker hastası öyle değil mi arkadaşlar? Şekerine dikkat ediyor. Nabız hastası bilmem nereye dikkat ediyor. Lan günahına da dikkat et. Ona da periz yap. Periz yap ya, günah periz. Ne yapıyorsun abi? Niye bakmıyorsun lan? Periz değil mi abi? Neyin perizi? Günah perizindeyim. Ruhum ölecek. Ruhun kanseri günahlardır arkadaşlar. Bedenin kanseri kanserdir. Kanserle ruh ölmez. Ruh cesetten çıkar. Ruh ölmez. Ruhu öldüren tek şeydir. Günahlardır. Ruhu Azrail öldürmüyor. Ruhu cesetten alıyor. Günahlar ruhu öldürüyor. Ruhu öldürüyor. Azrail biz olduk abi. He? Azrail biz olduk ya. Azrail biziz ya. Günahlarımızdır Azrail. Ruhu öldüren Azrail'dir. Azrail aleyhisselam ise ruhu alıp ruhu kurtarıyor cesetten arkadaşlar. La tansiyon hastası tuza dikkat ettiği kadar günahlara dikkat etse ruhu kanser olmasın diye. Ulan ruhunda tuzu var da. Ona dikkat et. Periz yap ya. Lan yakında öleceksin. Dişini sık. Bir periz yap tamam. Sağlıklı yaşayacaksın. Günah periz. Abi niye yapmıyorsun? Niye bakmıyorsun? Niye televizyon şey yap? Abi perizdeyiz. Periz yapıyoruz. Nereye kadar? Abi az kaldı. Geçeceğiz öteye. Ya. Merak etme orada her şey serbest. Bisikletler var, çikolatalar var, bıçaklar var, arabanın her türlü motor. Motoru mu çok seviyorsunuz? Motorun her çeşitleri var gençler. Ya rallisi de var, Allahu Ekber. Ama bir gitsek var ya, harika bir yer. Sağ selamet ama. Sağ selamet bitsek vallahi ondan harika bir yer. Allah anlatıp bitirmediği, bitiremediği bir yer. Nasıl olur? Allah diyor ki bu dünyaya Celle Celaluhu kendisi sahibi. Burası zindani dünyadır. Kabir ve ötesi hiç buna kıyamet. Cennet bahçeleridir diyor. Ahirete göre dünya zindanmış. Zindani dünyadan dostanla cinana açılan bir yolmuş kabir, ölüm. Arkadaşlar Allah biz bu taptığımız şu dünyaya zindan diyor. Peki cenneti nasıldır acaba? Bu kesin ki buradan çok harika. Buradan harika bir yere gitmekte niye korkacağım ki ya? Abi ama günahlarımız var. Ha ondan kork. Onda ne yapalım? Periz yap kardeş. Tansiyon hastasısın. Yoksa yükseliyor tansiyonun. Tuza dikkat et kardeş. Ruhumuz bozuluyor. Maneviyattan şey yapıyor. Namaz kılamıyoruz. Kim yapıyoruz? Derslere gidemiyoruz. Kardeşim periz yap. Günahlara periz yap. Zerrelerden yıldızlara kadar her şeyin harekatına, nizamat alime ve mesali hayata ve metalebi hikmete muvafık bir tarzda hareket etmeleri ve şuurkârane vaziyetleri gibi Allah Allah şu zerrelerin yıldızlara kadar her şeyin hareketine zerrelerden, topraktaki atomdan, gübredeki zerreden yıldızların hareketine kadar nizamat alime yani çalıştığı sistemin ahengini bozmamak için çalışıyor. Kan mesela değil mi? Yıldızlarda bir tanesi yörüngesinde çıksa bitti. Bir tane hücre dese ki ben kafama göre gidiyorum onun adı kanser. Bak sistemi bozmamak için dikkat ediyorlar. Ve mesali hayata yani hayatının devam etmesine dikkat ediyorlar.
Ondan sonra metali bir hikmete, yani hareketini 1, 10, 5, 100 daha ileri mertebedeki gayeye göre hareket ediyor. Mesela adama desen ki, kardeşim ne yapıyorsun burada? Fidan dikiyorum. Ne zaman bu meyve verecek? 10 sene sonra. Bak adam 10 seneyi hesap et. Ne yapıyorsun? Okul okuyorum. Niye? Mühendis olacağım. Ne kadar? 10 sene sonra. Bakın bir şey yaparken ona soru soruyoruz. Bunu niye yapıyorsun? Hemen hedef gösteriyor. Öyle değil mi? Bir insan bir iş yaparken sor bakalım ne yapıyorsun? Mesela çivi çakıyor duvarda. Sorsan evde. Niye çakıyorsun kardeşim? Vallahi iyi ki sordun ya. Hiç düşünmedim ya. Der mi? Ya pano asacağım, ya ceket asacağım, ya bir şey demeyeceğim. Aynen bunun gibi. Sen bu dünyada niye yaşıyorsun? Sebep göstermesi lazım. Ki yaşamaya değsin. Niye yaşıyorsun? Vallahi ne bileyim ya. Bu adamın yaşama şansı yok. Bu adam her şey onu üzer. Yaşlılık üzer, hastalık üzer, ölüm üzer. Ama niye yaşıyorsun sorulduğu zaman bir gayesi olan hayatı dolu dolu ve zevkli yaşar. Bunun için yaşıyorum. Bak çivi çakmak kadar senin hayatta gayen olması lazım. Duvara niye çivi çakıyorsun? Bana ne diyor musun? İlk defa duydum vallahi. İyi ki sordun ya. Hakikaten ben bu çiviyi niye çakıyorum? Diyen olur mu? Böyle manyak insan olur mu? Aynı çivi gibi sen de ben de dünyaya çakıldık. Niye çakıldık? Vallahi bilmiyorum ya. O zaman yaşayamazsın. Tahammül edemezsin. Gelişen hadiselere güç takıp koyamazsın. Mesela adam bir tanesi vardı. Hep derslerde örnek veriyorum. Şurası tövbe estağfurullah bir arkası şurası kaşınmış. Çıban çıkmış. Ondan sonra kale almamış. Biraz da ondan her taraf sarmış ağrı. Bir gidiyor doktora baktı korteks bitmiş. Yani beyni işgal etmiş. Ve bu kadar. Peki ne yapacak bu işin? Teselli. O hocam neredesin ya derse götüreyim falan. O günaydın derler tamam mı? Bundan sonraki din hayatı bile tat vermez. Zoraki oldu yumurta dayandıktan sonra. Daha önce olmalı ki elhamdülillah ömrümüz iyi geçti hamdolsun. Yani bu hadiseden önce ömrüne baktığın zaman ulan değer be ömrüm geçti ama değdi yani hamdolsun. Ha böyle bize de zaten bir pasaport lazımdı. Diye veriyorsun. Yani bir tesellin oluyor. Yaşlanınca, hastalık olunca, kabir yaklaşınca elimizde bir teselli vesikası olması lazım. Teselli yoksa vallahi yaşanmaz ya. Ben psikolojilerle çok meşgul oluyorum da. İlk önce kendim, insanların psikoloji. İnsanı canlı tutan insan, unutmayın gençler, ben çoğunuz tanırsınız beni. Sitede, Nur dersinde psikoloji ders yapıyor. İnsanı canlı tutan, hey vallahi, bak yurt dışına yakında gideceğim. İnsanı canlı ve aktif tutan, aksiyon yapan, herkesi aktif yapan, ümitli insan kim biliyor musunuz? Ahirete ümitli olan insan. Böyle önü karanlık, sis, pus ise bu adam pısırık olur. Buz ya, yani sis. Nasıl gideyim? Sis de havada arabayı süremezsin, ya gidemez ona ne çıkar falan. Önünü gören bir tane lamba takmış adam veya gözlük. O sisi yarmış geçiyor öteki tarafa. Bu adam koşar kardeşim. Çünkü hedefini görüyor kardeşim o. Bu hedefini görüyor. Dünyada huzur mu istiyorsun sevgili kardeşim? Bak bu kadar psikolojiyle uğraştığım adam olarak söylüyorum size. Bir tek cümle. Ahiretle ve Allah ile ümidiniz varsa Allah'ın zatına yemin ederim ki kanser de ölüm de biz gelir. Vallahi böyle, tallahi böyle. Kafam baktı, ateş attı yani. Keyif veriyor. Ben de çok ölüm vakalarını geçirdim. Çok suikastlerle rastladım ya. Çok da 2-3 tane mutlaka %100 böyle götürme şeyler oldu o 98 dönemde. Ben gençler size örnek olsun diye söylüyorum. Bir şey anlatmak için değil. Fakat en zor durumdayken bile, gözüm kapalıyken bile ahiretin yani her an Azrail aleyhisselam benim peygamberimdir, meleklerin peygamberidir aleyhisselam diyorsun. Lan alacak işte. Bakayım nasıl gelecek. Vallahi o ümitli, o dolu dolu olmak, yani bir hedefin olması. Niçin bunlar başına geldi? Şunlardan dolayı. Ha ben demek bunun dostuyum. Bu zındıklar bana neye mücadele ediyor? Ben Allah tarafındayım diyor. Elhamdülillah. Vallahi sanki orası zindan, sanki ben hakimim gibi oldu. Ümitli oldun mu? Dolu dolu olursun. Ümit olacak. Nereden?
Allah ve ahiretle ümitli olacaksın. Ya hakikaten ne yapacağız orada falan dedin mi bu dünyada da şansın yok. Ne yapacağız? Ne demek ya? Bu hayatın devamı. Namazın var mı kardeşim dolu olmak için? Var. Tamam. İnternet, televizyonlardan uzak duruyor musun kardeşim? Duruyoruz. Haftada birkaç defa derse gidiyor musun kardeşim? Kur'an'ını okuyor musun kardeşim? Tamam. Tamam kardeşim. Sana havada uçmak, su üzerinde yürünmek istenmemiş ki yapamadığından korkuyorsun. Senden su üzerinden yürümek istendi din. Yok. Su üzerinde yürüyen cennetliktir. Öyle bir şey denmedi ki. Havada uçan demeyi mi? Ya namazını kıl kardeşim. Namazını kıl. Kur'an'ını oku kardeşim. İnternet, televizyonlardan uzak dur kardeşim. Haftada birkaç defa derse git kardeşim. Gençler, bu sözüm size lazım en çok. Yaşlandıktan sonra geri dönseniz bir namaz kılarken beliniz tutmaz. Sure öğreneceksin veya konuşunca kafan tutmaz. Tutmaz ya. Ben işim bu. Kürsülerde hitap eden insanım. Mertesele sırt değil. Böyle bak geliyor. Hoca efendi. Buyur hacım. Ya sabah biraz evet uzun okuması lazım ve lakin tamam hacım. Kısa okuyacağım. Tamam. Biraz da bizi düşün. Daha hoca efendi. Tutmuyor. Sibaplar tutmuyor artık. Çünkü zamanda yapmamıştı abdesti. Zamanında çalışsaydı o sibop ona çalışırdı. Özür dilerim, affınıza sığınırım ama affedin beni yani. Sonra dönüş yapanların sibopları tutmuyor. İstisnalar hariç. Ya hakikaten ya kardeşim, adam gibi perizli yaşayacağız. Lan ben perizliyim, internet kafeye gelmiyorum kardeşim. Ben perizliyim, şunu yapmam lazım. Ne? Allahu Ekber, Allahu Ekber. Rum'un perizi kardeşim, camiye gideyim ya. Lan ne kadar hoş ya, ona okumak bile hoşuma gitti ya. Allahu Ekber. Ezan ya, namaz kadar kaliteli ve zevkli ben bir şey bilmiyorum ya. Vallahi billahi ya, biraz riyakarlık yapayım. O kadar lezzetli ki ya. Namaz kadar lezzetli bir şey yoktur ya. Ya bir de hele secdede ya. Öyle bir keyif veriyor ki ya. Çünkü hadis-i şerifte diyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Namaz ile kim ile sohbet ettiğinizi bir bilseniz huzurundan hiç çıkmak istemezdiniz. Böyle bir ruh alıştı mı var ya bırakmak istemezsin. Bir de bir hoca güzel bir asıldı mı Rahman suresine şöyle çıkıverdi mi? Ondan sonra olan dersin ki ona kesmese şunu ya. Değil mi? Keyif veriyor ya. Elhamdülillah. Şu anda sizde de keyfi yok mu? Şu dersin rahatlığı yok. Ha, bu ne demek biliyor musun? Allah huzurunu size veriyor. İşte bu işte ya. Hayata sizi bağlayan, ahirete güvenli yaşatan şu andaki huzurdur. Şu huzur ya. Bunu bozmamak için sohbetlere gitmeniz lazım. İşte bu aç içindeki kudret ve zaaf içindeki kuvvet ve fakir içindeki servet ve gına ve cumut ve cehil içindeki hayat ve şuur, bir bedahe ve bir zarure, bir kadir-i mutlak ve bir kavi-i mutlak ve gani-i mutlak ve alim-i mutlak ve hayyu kayyum. Yani biraz önce hep konuştuğumuz şeyler hangi isme dayanıyor diye onu söylüyor. Bir zatın vücubu vücuduna ve vahdetine karşı her taraftan pencereler açar. Heyet-i mecmuası ile büyük bir mikyasta bir cadde-i nuraniye gösterir. Yani bunlar, bu isimler kadir-i mutlak. Mesela dünyayı tutması için gezegen o. Kadir olması lazım. Kudret sahibi olması lazım. Ondan sonra bu Esenler değil mi? Esenler'de ne kadar ot var? Bilmiyoruz. Ama şu kesin. Bunu yapan zengindir. Allah bir ot. Ya ot arkadaş, bu ot dedin deme. O yaprak koparttın deme. Koparttığın anda yapıştır hadi bir daha. Abi Japon'a yapıştırırız lan. Öldü işte. Japon'a yapıştırsan ne olur? O öldü artık. O değil o. Allah hakikaten gani mutlak ya. Hakikaten zengin. Cömert. Bak saçlarına dediğine bak ya. Tek tek koymuş ha. Mao'cu sordu. Tamam anladık ama hocam dedi ya. Allah bu tek tek saçlarla nasıl uğraştı dedi ya. Nasıl uğraştı biliyor musun dedim. Yani o hem saçı dedi hem otu. Ya Allah tek tek otları nasıl yaptı dedi yani böyle nasıl. Anladık dedi. Allah'a oraya kadar geldi. Ama Allah bunu tek tek nasıl uğraşıyor dedi. Nasıl uğraşıyor biliyor musun? Ne nasıl uğraşıyor? Güneş dedim nasıl bu otları tek tek uğraşıyorsa Allah da böyle uğraşıyor. Bak güneş hiç kimseyle uğraşmıyor. Nur ve nurani oldukları için uğraşma yoktur. Güneş her yerdedir, hiçbir yerde değil. Nihayetsiz işleri tek iş gibi yapıyor. Güneş büyütmüyor.
otları. Tek tek uğraşıyor mu? Siz gördünüz mü güneşe bu Esenler Bahçeşehir'de parkına güneş inmiş tek tek çekişte şey yapıyor. Makasla kesiyor, civat alıyor toprağa. Böyle bir şey gördünüz mü? Nasıl yapıyor? Nasıl yapıyorsa güneş bu otları nasıl büyütüyorsa Allah öyle büyütüyor. Çünkü o güneşi büyüttüren o. Anladınız mı? Otları Allah nasıl büyütüyor? Güneş nasıl büyütüyorsa Allah öyle büyütüyor. Çünkü güneş büyütmüyor, Allah büyütüyor ondan. Heyet-i mecmuası ile büyük bir mikyasta bir caddi nuraniyi gösterir. İşte ey tabiat bataklığına düşen gafil, eğer tabiatı bırakıp kudret-i ilahiyi tanımazsan her bir şeye, hatta her bir zerreye hadsiz bir kuvvet ve kudret ve nihayetsiz bir hikmet ve maharet belki ekseri şey görecek, bilecek, idare edecek bir iktidar her şeyde bulunduğunu kabul etmek lazım gelir. Yani her şey her şeyle alakadar. Ders bitti. Mesela bir derste şöyle başlamıştık. Bir şeyi yapmak için her şeyi yapmaya bağlı. Örnek vermiştik. Bir gözü yapabilmek için güneşi bilmek lazım. Başka çiçekleri, mevcudatı bilmek lazım. Ona göre çalışıyor. Vücudu bilmek lazım. Bütün gıdaları bilmek lazım ki gözü yapabilirsiniz. Mümkün değil. Mesela dişi yapan gıdayı bilmesi lazım. Buradan geçeceklerini bilecek. Bak ön dişler kesiyor. Arka taraf öğütüyor. Yani bunu bilmeyen bunu nasıl yapar? Yanlışlıkla gider o arka dişleri, azı dişleri buraya getirir. E nasıl keseceksin kardeşim? Ön dişler öğütmek için değil. Ezmek için değil. Kesmek için. Bak bilerek yapılmış. E yemek yiyorsun. E bu acaba yemek bozuk olabilir. Kokuşmuş olabilir. Burun. Hemen kaşıktan hemen buradan. Eğer koltuk altına alsa burun getireceksin kaşığın ne var ne var. Bak bakayım yenir mi? Ondan sonra diyecek ki tamam. Şimdi tek tek koltuk altına gider mi? Ondan gömleği açacaksın, atleti açacaksın tamam yani. Nasıl olacak şeyin diye. Şeyi ne koyacaksın mesela gözü koysan, buranlar koysan, omuzuna koysan, dizine koysan. Koysun buraya. Gözü buraya koysan. Ne var ne yok lan? Deseler benim gözlük gibi. Gözlük düşür gibi gözlüğün gitti. Ayda yanlışlık o. Nereye koymuş? En güzel, en hakim, en korunaklı, en güzel dekor olacak yere koymuş gözü. Bir düşünün başka nerede olabilir? Bak yumruk bile gelse içeride kalmış. Değil mi? Bak içeride kalmış. En korunaklı, en hakim, en güzel bir dekorasyon olacak bir yere koymuş. Hakikaten acayip bir şey ya. Senden önce seni birisi düşünmüş demektir. Vahir davahum. En elhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha temas selamat.